Do you want to learn to draw and create amazing artwork that will wow everyone around you? Right now, Udemy has online drawing courses that will give you the skills you need to create beautiful artwork. Udemy's best-selling courses are highly rated and have helped thousands of people just like you bring their art to life. And for a limited time, get up to 75% off. Just click the button below and get started now. We're so confident this course will take your drawing abilities to the next level. There's even a 100% money-back guarantee. No questions asked. This course begins with the fundamentals, teaching you everything you need to know to start drawing like an expert. Next, you'll master drawing still lifes, a vital skill for improving all areas of your art. Then, you'll move on to creating textures, which will add a whole new dimension to your creations. But that's not all. We want to make sure this is the most comprehensive and fun drawing course you've ever taken. So you'll learn step by step how to draw the human face and form. And as a bonus, you'll also learn how to draw animated figures. This course is packed with over 10 hours of on-demand content that you can enjoy at any time and from any device. Plus, you're protected by a 100% money-back guarantee. So go ahead and click the button below to claim your limited time offer and start creating the art of your dreams. Drawing is a fundamental building block of any artistic role and can open doors you've never dreamed of. The goal of this course is to give you the skills and confidence to create professional-level drawings. Remember, there's zero risk to get started. So what are you waiting for? Thousands of students have improved their drawing abilities by taking Udemy's top-rated courses. Click the button below to unleash your potential and create stunning artwork right now. Attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Yeah.
olsun. Tamam, şu an ses geliyor mu? Alper, ses deneme. Nasıl ses kalitesi? Buradan çekiyor mu? Alper. Ses deneme. Sesim geliyor mu? Ses deneme. Alper. Geliyor musun be? Geliyor mu sesim?
It looks amazing. Oh, thank you. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can you see myself? Can you see myself? If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. From start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times. Do you want to learn to draw and create amazing artwork that will wow everyone around you? Right now, Udemy has online drawing courses that will give you the skills you need to create beautiful artwork. Udemy's best-selling courses are highly rated and have helped thousands of people just like you bring their art to life. And for a limited time, get up to 75% off. Just click the button below and get started now. We're so confident this course will take your drawing abilities to the next level. There's even a 100% money-back guarantee. No questions asked. This course begins with the fundamentals, teaching you everything you need to know to start drawing like an expert. Next, you'll master drawing still lifes, a vital skill for improving all areas of your art. Then, you'll move on to creating textures, which will add a whole new dimension to your creations. But that's not all. We want to make sure this is the most comprehensive and fun drawing course you've ever taken. So you'll learn step by step how to draw the human face and form. And as a bonus, you'll also learn how to draw animated figures. This course is packed with over 10 hours of on-demand content that you can enjoy at any time and from any device. Plus, you're protected by a 100% money-back guarantee. So go ahead and click the button below to claim your limited time offer and start creating the art of your dreams.
Drawing is a fundamental building block of any artistic role and can open doors you've never dreamed of. The goal of this course is to give you the skills and confidence to create professional level drawings. Remember, there's zero risk to etkisiyle yeni Durex Intense. Zevkin doruk noktasına çıkarman için. Durex Intense. Time is gone. I've never felt this way before, and now I know.
Vision blocks, no need for props, the pimpin' stops. Plugging and pulling, he love me not. Stay inside the box, it's safe locked. You won't be mocked, fully stocked of excuses. Doing it is useless, faithless, popped. The ball was in your hands, slipped in.
life flipped and flopped. Cancel all your plans, you just missed your stop. Coffee is gone cold, it's like time froze.
can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Yayınlarız. Öncelikle herkese geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bizim birincisini düzenlediğimiz ilki olan mentor buluşması. Bunları daha farklı zamanlarda, farklı sıklıklarda düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu hayata geçirdiğimiz projenin ilk ayağı. Sizlerden öncelikle başlamadan önce bir isteğim olacak. Hangi takımların burada kaç kişi olduğunu öğrenebilmek adına şunu elden ele dolaştırıp doldurabilirsek çok sevinirim. Ayrıca canlı yayındaki herkese de selam. Öncelikle kendimi tanıtmakla başlayayım ve görevimi söyleyeyim bakımdaki. İsmim Berker. Berker Gönül, Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği. 3. sınıf öğrencisiyim aslında. Vakıf için planlama komitesinde gönüllülük yapıyorum. School and Team Support and Development'da çalışıyorum. Yani aslında kısaca Team Support veya takım destek de diyebiliriz. Buradaki görevim Team Support içerisinde takımlara yardımcı olabilecek ya da yeni takımlar kurulmasına ön ayak olabilecek çalışmaları yürütmek. Bu da bizim yaptığımız bu çalışmalar kapsamındaki bir mentor buluşması. Şimdi şöyle işleyecek program. Öncelikle size bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu konular biraz mail yoluyla falan size anlatıldı ama açıkta kalmayan noktalarla ilgili yeni bilgiler vereceğim bu konuşmamda. Önce GameX'ten bahsedeceğim, sonra Kickoff'tan, Offseason'dan, 2019 FRC sezonundan ve ondan sonra da anketlerle devam edeceğiz. Birer anket uygulayacağız belirli sınıflar için. Sonrasında soru cevap şeklinde bir sohbet ortamımız olacak. Sizler kafanızdakilere sorabilirsiniz bunda. GameX'le başlıyorum. Şimdi GameX etkinliği bu sene ilk defa düzenlediğimiz bir şey. GameX'te yani yapacağımız etkinlik ilk defa düzenlediğimiz bir şey. Aslında off-season'lardan pek bir farkı yok içerik olarak. TÜYAP'ta gerçekleşecek. GameX her sene bir oyun fuarı olarak TÜYAP'ta gerçekleşiyor zaten. 6, 7, 8, 9 Eylül'de. Orada bize bir tane TÜYAP fuar merkezindeki hollardan bir tanesini, işte o şeylerden, salonlardan bir tanesini bizim için ayıracaklar. Nasıl olacağına gelince, orada bir saha kurulacak. İşte FMS'i içeren bir saha olacak. Daha önceki maillerimizde FMS olmayabileceğiyle ilgili bir bilgi vermiştik. Ama FMS'i kesinlikle tamamıyla orada kuracağız. Orada takımlar hem gösteri amaçlı hem de robot sürme amaçlı maçlar yapacaklar. Bunlar için işte formlar yollamıştık daha önceden. Katılmak ister misiniz diye. Pit alanlarınız olacak. O yüzden yanınızda katılacaksanız pitlerinizi getirmeniz gerekir. Yani orada size bir pit alanı verecek. Robot üzerinde çalışacağınız ya da işte insanlarla etkileşime geçebileceğiniz sizin bir alanınız olacak. Ondan sonra robotlar maç alanına alınacak. Bu 4 gün sürecek bu etkinlikte. Her gün katılmak zorunda değilsiniz ama her gün katılmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Orada bir sürü sürekli maç dönecek sahada. Aslında amaç da biraz bu. Sürekli hani oyunu devam ettirmek. Bu nedenle böyle bir şey, daha önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesi yerine direkt takımlar hazır oldukları an sıraya girecekler ve sıra size geldiğinde direkt robotunuz sahaya alacak. Böylece maçların sürekli oynanması sağlanacak. Şimdi kickoff'a gelecek olursam, kickoff da GameX'le beraber yapılacak. Şimdi bir yerde sahalar olacak, bir yerde pit alanları olacak. Aynı zamanda atölyeler ve yayın yapılabileceği bir alanımız daha olacak orada. Bu kickoff'ta daha önceki yaptığımız kickoff'lardan biraz farklı olarak bu kickoff'u da 4 güne yaydık. Bu 4 gün içerisinde yine GameX'le beraber 4 gün içerisinde oyun videosunun gösterimiyle kit dağıtımı her zaman olduğu gibi olacak. Aynı zamanda farklı farklı atölyeler olacak. Geçen sefer Perpa'da düzenlediğimiz gibi yine bir quick robot build, yani hızlı robot yapımı ile ilgili workshoplar olacak. Ancak bu sefer muhtemelen süremiz daha uzun olduğu için daha detaylı, daha kapsamlı bir atölye semineri olacak. Bunların daha programları henüz yayınlanmadı. O nedenle
kick-off komitemiz. Bunları zamanı gelince yayınlayacaktır atölyelerin içerikleri veya sıralamalarıyla ilgili. Aynı zamanda yapmak istediğimiz şeylerden biri, oraya birçok rookie takımın kitlerini almak için atölyeler için gelecekler. Yani eğer aranızda rookie takım varsa kesinlikle gelmenizi öneririz. Çünkü hani sıfırdan başladığınız bir proseste bu atölyeler sizler için çok yararlı olacaktır. Aynı zamanda rookie'ler için bir avantaj daha. Bir yandan sahada oyun oynanırken gerçekten turnuva deneyimi nasıl oluyor gözlemleme şansınız olacak. Yani orada bir anda maçlar, işte robotlar maça nasıl hazırlanıyor, maç süreci nasıl işliyor, maç bittikten sonra neler yapılması gerekiyor. Çok iyi bir gözlem fırsatınız olacak. Eğer GameX'e ya da off-season'a katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız, veteranlar için bu sözüm, lütfen siz de gelin, ziyaret edin, oradaki insanlarla konuşun, sosyalleşin ve aynı zamanda orada kitlerini alacak olan ve gözlem yapan rookie'lere de yardım edebilirsiniz. Yani onlar ilk defa bu işe atılıyorlar ve onların kafasında bir fikir oluşturmak, yardım sağlamak hani çok güzel olabilir. Rookie'ler için ayrıca söyleyeceğim bir şey var. Orada size kitler verilecek ve katıldığınız atölyelerde yapılan şeyleri siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Hani kitiniz elinizde olacağı için orada bir robot yapım sürecinde siz de kendi robotunuzu yapabilirsiniz. Ama oradaki parçalarınıza lütfen sahip çıkın. Çünkü eğer orada bir parça kaybederseniz ya da eksik çıkarsa, bir şey olursa yani hani eksildiğini fark ederseniz, bundan sonra vakıf olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Size kit bir kere tam olarak teslim edilirken imza karşılığı veriliyor. O kit tam olduktan sonra bundan sonra kaybolan parçaları yerine koyma fırsatımız olmuyor. Çünkü kitlerimiz zaten yurt dışından sayılı adette geliyor. O yüzden rookie'lere bir uyarım olsun. Eğer rookie takım varsa hani canlı yayınımızda ya da burada, lütfen kitlerinizi orada sahip çıkın. Evet, orada güzel bir tecrübe edinebilirsiniz. Hani atölyelerde birebir karşınızda bir robot yapmayı size gösterirken siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi parçalarınıza sahip çıkın çünkü yerine konulması zor parçalar. Türkiye'de bulamıyoruz. Ayrıca veteranlar için de eğer başka rookie takımlara yardım etmek isterseniz, bir rookie takımla eşleşip bu süreci beraber geçirmek isterseniz, siz de GameX'e katılmıyorsanız bile ya da off-season'a katılmıyorsanız bile kendi el aletlerinizi falan getirebilirsiniz. Orada süreçte rookie'lere veya diğer takımlara böyle bir yardımda bulunabilirsiniz. Ya da onlarla beraber işleyebilirsiniz bu süreci. Yani bu tamamen aranızdaki anlaşmaya bağlı. Bir sonraki bahsedeceğim şey off-season. Off-season her sene düzenlediğimiz, bu sene artık dördüncüsü düzenlenecek olan, resmi olmayan, yani resmi olmayan derken First tarafından düzenlenmeyen, sadece vakıf içerisinde kendimiz düzenlediğimiz bir sezon dışı etkinlik aslında. Yine yeri aynı olacak. Ülker Arena'da olacak. Burası kesin. Tarih konusunda şu an hala Ülker'den kesin tarihleri bekliyoruz onların programı ile ilgili. Ama Ekim ayı içerisinde olmasını bekliyoruz. Hani Ekim sonuna doğru olması bekleniyor ama şu an kesin bir şey yok. Kesinleştiği anda zaten ilan edilecektir. Bildiğiniz gibi off-season'a kayıt süreci normal sezonlara kayıt sürecinden biraz farklı işliyor. Aslında daha kolay işliyor diyebilirim. Kayıt sürecinde yapmanız gereken şey kaydı tamamlamak. Nasıl tamamlıyorsunuz? İşte adımlar var. Burada biri form doldurulması. Formu doldurduktan sonra bağış karşılığı size kitler veriliyor. Yaptığınız bağışla. Ve kaydı tamamlamış oluyorsunuz. Sonra turnuvada işte o kitlerinizle yarışıp ondan sonraki turnuvalarda bu kitinizi saklayabiliyorsunuz. Bu da vakfımızın hani verdiği desteklerden bir tanesi aslında takımlara. Çünkü bir kere kit aldığınız zaman sezonda First bir daha size kit yollamıyor. Yani en azından ilk başlangıç kitini yollamıyor. O yüzden parça açısından hani katılan takımlara böyle bir desteğimiz var. Şimdi off-season'la ilgili bir konumuz daha var. Pit kullanımı. Bildiğiniz gibi geçen sene 54 takım vardı Ülker Arena'da. Ve 54 takımla bile yer problemi yaşadık. Bu sene daha fazla takım olmasını bekliyoruz. Çünkü sürekli yeni takımlar kuruluyor. Yeni rookie'ler oluyor. Kaydoluyor. Bu nedenle pit alanlarıyla ilgili değişikliğe etkinlikte gidilebilir. Ne açıdan gidilebilir? Aslında birkaç tane seçenek var. Daha fazla takımı sığdırmak için Ülker Arena'ya. Bunlardan bir tanesi pit alanları normalde 10 feet'e 10 feet yani veriyorduk bugüne kadar. Yaklaşık 3 metreye 3 metre oluyor. Ancak işte event kuralları, etkinlik kurallarında E55, E56. Section'da şunu söylüyor. Diyor ki 10 feet'e 10 feet verilebilir. Verilmek zorunda değil. Yani farklı regional'larda daha küçük pitler olabiliyor. Daha fazla takım sığdırmak adına. Off-season'da
daha fazla takım sığdırmak için bu uygulamaya gidilebileceğiyle dair size bir anket yollanmıştı. Bilmiyorum doldurdunuz mu? Hani buna nasıl bakıyorsunuz? 1'den 10'a kadar oydayım. İkinci yöntem de practice field, yani pratik sahasının kullandığımız yer, işte yükleme alanının hemen önü, girişi. Oraya da pit alanları açabilir miyiz? Kafamızdaki soru buydu. Hani biraz daha pit adminliğine ve sahaya daha uzakta olacaklar. Acaba buranın kullanımıyla ilgili sizler ne düşünürsünüz diye bir anket yollamıştık yine 1'den 10'a kadar. Ancak mesela bazı takımlarımızın pitleri sabit. 3 metre, 3 metre ve oynamıyor ve her turnuvaya onunla gidiliyor. Bu takımlar için de şunu düşündük. Acaba hani dışarıdaki alan hem kullanılıp hem de içerideki pitlerin boyutu 9 feet'e 9 feet, yani 2.74'e 2.74 olsa, eğer isteyen takımlar benim pitim 3 metreye 3 metre diyorsa, dışarıda 3 metreye 3 metrelik bir alanda bulunsa gibi kafamızda çözümler oldu. Ancak hiçbir şey kesin değil. Açıkçası sizlerin şeylerini de bekliyoruz bu konuda. Geri dönüklerini de bekliyoruz, feedbacklerinizi de bekliyoruz. Çünkü şimdi bir yandan evet pitler küçülecek, daha sıkışık bir alana sığmaya çalışacağız. Ama bir yandan da daha fazla öğrencinin, daha fazla gencin bu şey deneyimi yaşamış olması var bir yanda. Hani hem eksileri hem artıları var. Bunları hani bir şey yapmak gerekiyor, tartmak gerekiyor. Eğer sizin de bir fikriniz varsa, hatta şu an aklınıza geldiyse alabilirim. Buyurun hocam. Mesela veteran takımlar yanına iki takım alabilir. Bir piti iki takım. Yani daha önce uyguladığımız joint takımlar gibi mi diyorsunuz hocam? Bir pitte yani iki robot olacak. Biz bu sene yeni bir takım daha kurduk mesela pass olarak. Evet. Ben mesela bünyemi alabilirim o durumda. Kendi pit alanımı ortak kullanabilirim onlarla. Ortak kullanım. Evet, güzel bir fikir hocam. Başka? Bu pit adminin olduğu kısmı practice field'e çıkabilirsiniz. O tarafa yani perde var. Perdenin hemen önünde pit adminliği başlıyor. Onu practice field'in loading dock'un oraya alıp orayı daha fazla alalım. Evet, çünkü practice field'de en fazla 3-4 adım oluyor ve çok dolu oluyor. Şimdi evet, pit adminliği orada oluyor ve kargaşa içerisinde olduğu için o olan yani daha mantıklı oluyor. Anladım. Bunu da şey yapalım, düşünelim. Başka herhangi bir fikir? Herhangi bir şey gelirse aklınıza her zaman bize mail atabilirsiniz. Mail adresimiz de teamsupport@fikretyükselfoundation.org. Onu da göstereceğiz zaten, bize nasıl ulaşabileceğinizle ilgili. Yani pit kullanımı daha fazla takımı sığdırmak için evet, alanda daha çok yere ihtiyacımız var. Bunu nasıl karşılayabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yürütülecek ama dediğim gibi sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Çünkü orada yarışacak olan kesinlikle sizlerseniz, en iyi deneyimi sunmaya çalışıyoruz biz. O yüzden eğer herhangi bir öneriniz olsa lütfen bize yazmaktan da çekinmeyin. Şimdi 2019 First Deep Space, evet First yeni sezonun, 2019 sezonun adını Deep Space koydu. Bu yine işte resmi olan First'ün kendi düzenlediği bir sürü bölgesel regional adını verdiğimiz turnuvaların sezonunun adı bu olacak teması. Şimdi bunlar için hatırlatmam gereken bazı şeyler var. Şimdi eğer sezonda yer almak istiyorsanız, bir regional'da yarışmak istiyorsanız birkaç tane opsiyonunuz var aslında. Birincisi Türkiye'de yarışabilirsiniz. Yani artık geçen sene ilkini düzenlediğimiz, bu sene ikincisi olacak olan İstanbul region'ımız var. Amerika'da ya da Kanada'da yarışabilirsiniz. Çin'de yarışabilirsiniz. Avustralya ve Meksika. Değil mi aşağıda? Daha fazla yani ülkede region'ı düzenlenmiyor. Buradaki herhangi bir region'la seçebilirsiniz. Ancak seçim yöntemleri her sene aslında biraz değiştiriliyor, biraz farklılaştırılıyor. Onunla ilgili herhangi bir şey ilan edilmedi. Region'ınızı seçerken işte size uyacak tarihler, gitmek istediğiniz yer, bir sürü şeyi, bir sürü dengeyi gözetip ondan sonra bir region'ı seçmeniz gerekiyor. İki tane region'ı da seçebilirsiniz. Birden fazla yerde de yarışabilirsiniz. İşte biri Türkiye, biri yurt dışı, biri ya da ikisi de yurt dışı, fark etmez. Bunları yapabilirsiniz. Bunları seçerken bizim kendi kayıt formumuz gibi bir kayıt formu değil, dashboard'u kullanmamız gerekiyor. firstinspires.org sitesinden bir aslında hesap açmanız gerekiyor. Bu hesapla bir takım kuruyorsunuz ve bu takımımızın bütün üyeleri,
İşte gideceğiniz etkinlikler, katılacağınız şeyler. Bunların hepsi finansal durumunuz. Bunların hepsi bu sitenin işte database'i üzerinde. Yani First'ün kendi şeyinde biz buna karışamıyoruz. Yani First bile halledilmesi gereken bir durum. Bu dashboard'u kullanmak için tekrar söylüyorum. firstinspires.org adresine. Belki bunu sonra verebilir miyiz canlı yayınlara? Sitesine üye olup takım kurmanız gerekiyor. Tabii bu sadece bununla bitmiyor. Sizden belli formları imzalamanız istiyor. İşte gençlik koruma programı, YPP, Young Protection Program ya da işte Consent and Release Form, hani katılım şartlanması. Bunların hepsini online olarak doldurabiliyorsunuz. Bunları doldurmadan takımınızla ilgili herhangi bir uygulama yapamazsınız dashboard üzerinde. O yüzden zaten şey de açıldı, dashboard da açıldı şu an, aktif durumda. Lütfen bir an önce takımların mentorları olarak girip bu formları imzalayalım kendimiz için. Ondan sonra zaten şeyleri kaydetmeniz için öğrencilere süreniz olacaktır. Şimdi eğer Regional'a katılmak istiyorsanız bu tabii çok büyük bir maddi külfetle beraber geliyor. O yüzden bütçenizi şimdiden planlamaya başlamanız gerekiyor aslında. Turnuvalar Şubat, Mart aylarında olsa bile kayıt sistemi geçen sene 10 Ekim'de açıldı. Aralığın ilk haftasına kadar da ödemelerin yapılması istendi. Geçen sene veteranlar için 5000 dolar, rookie'ler için de 6000 dolardı bu katılım bedeli. O yüzden yüklü miktarda bir ücreti olduğu için hani şimdiden artık bağış toplama etkinliklerine, fundraisinglere, bütçe planlamaya geçmeniz gerekiyor. Şiddetle tavsiye ediyorum bu konuda. Çünkü Regional'ı seçtiğinizde Regional'a gitmeden 3 ay önce, 4 ay önce bu para sizden istenmiş olacak. O nedenle hani yazı iyi kullanmak önemli bir çift anlamı açısından. Ayrıca yurt dışında yarışmak istiyorum diyorsanız, tabii ki İstanbul'da yarışırsanız konaklama ve uçak gibi masraflarınız nispeten az olacak. Hatta olmayacak belki de çoğu takımınız için. Yurt dışında gitmek daha büyük maddi bir külfet. Eğer siz yurt dışına gitmek istiyorsanız ama bütçenizi de ayarlayamadıysanız mesela Çin'i deneyebilirsiniz. Hani uçak biletleri hemen hemen Amerika ile aynı ama konaklama falan tabii ki çok daha ucuz ya da yaşam şehir. O yüzden düşünebilirsiniz Çin'deki bir region'a gitmeyi ya da İstanbul region'a her zaman bekleriz. Şimdi bu kayıt ücretleri çok fazla işte off season'la kıyasladığımız zaman veteranlar için 5000 dolar, rookie'ler için 6000 dolar. Bu konuda başvurabileceğimiz aslında hibeler var. Bunlardan en şeylerinden biri, bilinenlerinden biri First'ün kendi sağladığı Rookie Grant. Şimdi bunun için belirli şartlar var. First yeni kurulacak takımlara, rookie statüsünde yarışacak takımlara, daha önce işte First'ün sezonlarında yarışmamış. Geçen sene 4000 dolar artı 2000 dolar olmak üzere iki aşamalı bir şey dağıttı. Hibe dağıttı. Bunun olabilmesinin nedeni şartlarından biri Türkiye'de bir FRC etkinliğinin olması. Daha önceden bu yoktu Türkiye'de. Türkiye'de bu başladığı için First bunu dağıtmaya başladı ve birçok takım başvurdu ve aldı. Bunlar için yapılması gereken iki şey var. Birincisi ilk seferinde başvururken bir iş planı hazırlamanız gerekiyor. Bu iş planının içerisinde bütçe, bağış toplama etkinlikleri ve bunların çizelgesinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ama siz bunu yaparken tabii ki şey yapabilirsiniz. İşte SWOT analizi ya da işte takım introduction'ı yani tanıtımı, bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Belki bizim burada linkimiz vardı. Şimdi bununla ilgili bir örnek göstereceğiz sizlere. İleriki slaytlar değil. Kaydolmamış herhalde. İsterseniz direkt şeyden açın belki. Evet. Sona dönelim mi? Tamam, sonra dönelim ama masa üstünde olması lazım şu an burada.
ya da indirilenlerden. İndirilenlere bakıyorum. Bakayım. Yokmuş, tamam. Tamam, bunu sonra... Bulalım hemen. Açacağız. Bununla ilgili bir örnek gösterecektim. Geçen sene başvurup almış bir tane takım. Nasıl yazmanız gerektiğiyle ilgili. Ayrıca geçen sene bunun geçen sene yapmanız gereken bu business planı, işte iş planını yazıp yollamaktı. Bunun ikinci bir ayağı var. Yani geçen sene 4000 dolar aldıysanız ikinci ayak olarak bu sene de 2000 dolar alabiliyorsunuz, yani aramızda böyle bir takım varsa. Bunun için de yapılması gereken şey bir tane işte öğrendiklerimiz gibi bir yazı yazıp First'e yollamak. Bunlarla ilgili zaten detayları daha önce de paylaştık tüm takımlarla başvuran. Buradan da hatırlatmış olalım. Bir yazı yazmanız gerekiyor First'te. Bu takımın ağzından da yazılabilir ya da öğrencilerin bireysel de ağzından yazılabilir. Sezon içerisinde öğrendiklerinizi, kazanımlarınızı, bunları değerlendiren bir yazı bekliyor First sizden. Bunu yazdığınız zaman size ikinci ayağı olan 2000 doları bu sezon içerisinde tekrar veriyor katılım ücretlerine. Destek olarak, video olarak. Şu an son tarihi geçti bunun. 29 Haziran'dı. Ancak bu tarihi yakalayamadıysanız lütfen First'le bir an önce iletişime geçin. Neden bu tarihi yakalayamadığınızı, yani şey yapamadığınızı, uygulayamadığınızı anlatın ve ek süre isteyin. Bazen bunu verebiliyor, bu konuda da açıklık getirebiliyor First. Ama yani tamamen şu an First'tekilerin inisiyatifine kalmış durumda. İkinci olarak bahsetmek istediğim hibe de geçen sene vakfımızın kırsal kesimdeki takımları desteklemek amacıyla verdiği hibelerdi. Bunlar için de ikinci bir ayak olacak bu sene. Bu ayağı tamamlamak için bir reflection yazısı yazmanız gerekiyor. Bir değerlendirme yazısı yazıp vakfa yollamamız gerekiyor. Hatta Alex'e yollarsanız o direkt ilgilenecektir. Evet, şeyi de bulduk bu arada. Financial planning. Tabii ki İngilizce yazılması gerekiyor çünkü hani First'te yollandığı için bunların. Burada içerik olarak önce team analizi yapmışlar. İşte takımın geçmişi ve üyeleri. Ondan sonra işte geçmiş ve gelecek katılmayı düşündükleri etkinlikler. Ondan sonra istatistiksel data. Şunlar zaten şey olan, zorunlu olan şeyler. Bütçe, fundraising activities ve timeline'ler. Onlar bir de şunu eklemişler. Bu gerçekten hani bir iş planında olması gereken şeylerden biri. Yani çok şey oluyor. İnsanların gözüne çarpıyor bu analizi yaptıysanız. Devam edelim. İşte burada takımdan bahsetmişler. Original members. Anlatmışlar. Burada eskiden katıldıkları ve gelecekte katılacakları etkinlikleri yazmışlar. Hatta bir fotoğraf koymuşlar. 2016'da oturmuşlar. Burada bir istatistiksel data çıkarmışlar. Herhalde bulunduğu yerlerle ilgili. Da geçelim. Burada bütçelerinden bahsetmişler. İşte 5 tane temel giderleri olduklarından bahsetmişler. Devam edebiliriz. Burada bütün işte ara toplamları falan yazmışlar ne kadar tutacağını. Tablolar halinde göstermişler. İşte yaptıkları bağış toplama etkinlikleri. Sponsorlara güveniyorlarmış. İşte yaptıkları diğer gelir getirici etkinlikleri yazmışlar. En son SWOT analysis'e de gelebilir miyiz öyle? Ha, timeline planı. Bunlar da ne zaman neyi beklediklerini yazmışlar burada. İşte yazın sonunda şunu bekliyoruz. İşte Kasım'ın sonunda şunu bekliyoruz falan. Burada da SWOT analiz, yani strengths, weakness, hani güçlü yanlar, zayıf yanlar, imkanlar ve tehditler gibi böyle bir analiz yapıyorlar. İşte şöyle bir şeyimiz var. Tehlikemiz var ama şu açıdan da güçlüyüz gibi bir analiz yapmışlar. Bunu bu arada yayınlayacağız. Çünkü takımlar için bu sene şeye katılacak takımlar için bir örnek olsun diye. Geçen sene bu takımlar örnek aramışlardı. Herhangi bir Türk takımı ilk defa başvurduğu için elimizde örnek yoktu. Tabii ki First'ün bir kütüphanesi var, kaynak kütüphanesi. Oradan bulabilirsiniz ama onlar da tam olarak bu iş için yapılmış değiller. Genel anlamda iş planı nasıl oluşturulur, şey yapılmış. Bunu zaten yayınlayacağız. Devam edelim. Şimdi, doldurmanızı istediğimiz bazı anketler var. Bunların aslında bugün
Hepsini size mail olarak attım. Eğer off-season'a kayıt yaptırmış bir veteran takım varsa burada, kimler görebilir miyiz? Tamam. O takımdan bir üye şu linke gidip formu doldurabilirler. Eğer doldurmadıysa. Daha bugün içerisine gönderildi bu anket. Bu anketlerin yapılma amacı her zaman hani elimizdeki bilgileri güncel tutmak, takımların ihtiyaçlarını ve isteklerini bilmek, gereksinimlerini bilmek ve onlara bu konuda daha iyi bir etkinlik hizmeti sunabilmek için. Can hocam bu linke gidebilir miyiz? Belki sen de yayını buraya al. Şimdi burada ben açıklayacağım anketi. Çünkü bazen anketlerde ne istediğimizi tam açıklayamayabiliyoruz. Şimdi bunu sadece off-season'a kayıt yaptırmış veteran takımlarımızdan istiyoruz. Burada işte kişisel verilerin korunmasıyla alakalı, işte yeni çıkan yasalarla alakalı bir şey var. Şimdi takımlarla iletişim kısmı için burada farklı amaçlarımız var bu bilgileri istemekte sizlerden. Bu nedenle size en kolay ulaşabileceğimiz aslında sosyal medya ya da mail gibi kanalları bulmaya çalışıyoruz ya da telefon işleri, bunun gibi şeylerden. Bu sayede bizim göndermeye çalıştığımız bilgilendirmeler ya da maillerimizin yani iletilerimizin gitmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle hani sizlerden fikirlerinizi bekliyoruz ve bilgilerinizi bekliyoruz burada. Ayrıca internet sistemimiz de son zamanlarda yenilendi. Bununla ilgili işte nasıl bulduğunuzla alakalı bir soru sorduk sizlere. Şu soruda biraz duralım. Şimdi bugün birincisini gerçekleştiriyoruz dedik ama bunu düzenli aralıklarla bütün sene içerisinde ve sezon içerisinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü hani farklı bir kanaldan birbirimizle iletişim kurmak bizim için önemli. Özellikle Team Support Komitesi olarak. Bu yüzden bilgilendirmelerimizi ya da söyleyeceklerimizi hem mail yoluyla hem işte gerekirse telefonla arayarak hem de sosyal medya mecralarından yapıyoruz. Ama aynı zamanda bunu yüz yüze de gerçekleştirmek istiyoruz. O yüzden şu soruyla ilgili düşünceleriniz özellikle komitemiz açısından çok önemli. Mentorlarımız düzenli aralıklarla planlanacak mentor buluşmalarına katılmak ister ya da Twitch yayınını izlemek ister. Bunun gibi sorular hani gerçekten nasıl yanıtladınız bizim için önemli. Şimdi bu ilk bölümdü. Burada bizim, burası gerçekten çok önemli bir sayfa. Burası bizim sosyal medya hesaplarımız ve iletişim bilgilerimizin olduğu yer. İşte sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve işte herhangi bir konuda nereye ulaşmak istiyorsanız onun gibi. Mesela takım destek hattına ulaşmak istiyorsanız buraya mail atabilirsiniz. Ya da işte mezunlarla ilgili şey yaparsanız alumni komitemizle çalışabilirsiniz. Ya da gönüllüler için farklı bir mail adresimiz var. Buralara bizimle iletişim kurmak isterseniz her zaman buralara mail atabilirsiniz. Sadece bizim değil, First'ün de iletişim adresleri var. O yüzden bu sayfa önemli. İşte bu atıyorum rookie'lerle ilgili, rookie'lerin grantlarıyla ilgili bir problem olursa iletişime geçmeniz kanal burası. İşte onların web sitesi burası. Burada bir kaynak kütüphanesi var. First uzun zamandır bir kaynak kütüphanesi oluşturdu. Uzun zamandır var olan bir şey bu. Burada işte gerçekten her konuyla ilgili bir kaynak bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani çok kullanışlı bir yer. İşte YouTube sayfaları var. Aynı zamanda bir de First'ün kendisinin olmayan ama First içerikli yayınlar yapan birkaç yer var. İşte bir tanesi Chief Delphi diye bir forum. Bu bir takım tarafından açılmış bir forum. Ve burada İngilizce, yani eğer dil konusunda sıkıntı çekmiyorsanız İngilizce birçok kaynak bulabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda First Updates Now genellikle FRC ile ilgili yayınlar yapan bir Twitch kanalı. Blue Alliance ise takımların geçmişlerine, ödüllerine, historisi dediğimiz tarihine ulaşabileceğiniz ve aynı zamanda resmi etkinlikleri izleyebileceğiniz canlı yayın olarak bir site. Oradan da birçok şeye ulaşabilirsiniz.
sonrakine geçebilecek miyiz? Doldurmam gerekiyor galiba. Bakayım yine deneyeyim. Zorunlu değiliz. Formun içinde değil mi? Evet, bu bilgiler formun içinde. Oradan kopyalayabilirsiniz. Formun linkini zaten paylaştık, mail attık. Bu arada maillerimizi aldınız mı bilmiyorum. Altı veteranlara gönderdik dediniz ya, o yüzden de mesela güzel bir bilgi. Onu ayrıyetten bu sayfaya olarak... Diğer sayfalarda da bu bilgileri ekledik, merak etmeyin. Yani 4 tane dolduracağız. Anket. Bir tanesi off-season'a kayıt yaptırmış veteranlar için. Bir tanesi katılmayacak off-season'a veteranlar için. Bir tanesi off-season'a katılacak rookie'ler için. Sonuncusu da vakıf hibesi almış. Geçen sene vakıf hibesi almış takımlar için. Bu bilgiler bizim alumni komitemiz için gerekli olan bilgiler. İşte takımımızın kaç mezunu var. Türkiye'de bir mezun komitesi oluşturmaya çalışıyoruz. Komitesi yani topluluğu oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bununla ilgili sizden bazı bilgiler isteniyor. İşte aynı zamanda First'ün üniversitelerle anlaşıp dağıttığı burs programları var. Onlarla ilgili de bilgiler istiyorlar. Bunlardan şey değilseniz, bilgi almak istiyorsanız her zaman scholarship@creativeyourselffoundation.org'la da iletişime geçebilirsiniz. Her konunun sonunda da genel yorumlarınız var. Herhangi kafanıza takılan bir şey ya da söylemek istediğiniz bir şeyi paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi bununla ilgili bir üniversiteyle bir görüşme sağlandı mı? Bu burslarla ilgili. Bu burslarla ilgili Amerika'da konuşmuştuk da Ayşe Hanım söylemişti. Şimdi Amerika'da birçok üniversite var bu first burslarını veren ve Türkiye'de. Türkiye içinde. Türkiye içinde de burs programı başladı. Mesela geçen sene Bahçeşehir Üniversitesi veriyordu. Ama onunla ilgili detaylı bilgileri ben değil, hani scholarship komitesindeki arkadaşlarım daha iyi verebilirler. Var, gelişme var mı? Var, gelişme var. Yani ileride. Ama Bahçeşehir dışında başka bir üniversite var. Bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Şimdi bu off-season'la ilgili genel olarak off-season kick-off'unda neler yaşanacağıyla ilgili burada bir bilgilendirme var yine formun başında. İşte bunları daha çok rookie'ler için anlatıyorum. Kit parçalarının tanıtımı. Burada size bir robot yapmanız için bir kit verilecek. Ve bu kitin içerisindeki her parçanın aslında farklı bir görevi var. Bununla ilgili bir tanıtım yapılacak. Yine buradakine benzer ama daha muhtemelen geniş kapsamlı bir mentor toplantısı yapılacak. Her aslında şeyde yapmaya çalışıyoruz kick-off etkinliğimizde. Burada işte yine mentorların kafasındaki sorular ya da söylemek istediği şeylerle ilgili ya da bizim yapmamız gereken bilgilendirmelerle ilgili. Bu hızlı robot inşası Quick Robot Build. Orada gerçekten bir kitten çıkan parçalarla bir robotun en azından alt şasisi ya da işte temeli nasıl yapılır? Bunlar gibi atölyeler olacak. Ayrıca robot stratejileri konuşulacak. Robot inşa ederken mesela nasıl bir strateji izlemeniz gerekiyor? Evet, 6 haftanız var. Bir robot yapacaksınız ama nasıl bir robot yapacaksınız? Bununla ilgili strateji atölyesi olacak. Ondan sonra oyun stratejileriyle ilgili toplantılar olacak. Aynı zamanda sadece robot üzerine değil, işte ödül stratejileri, fundraising, iş planı, bunun gibi konularda da bilgilendirmeler verilecek olan atölyeler olacak. Gerçekten 4 güne yayıldığı için geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz bir öncekilerden. O yüzden hepinizin katılımlarını bekliyoruz. Şeyleriniz. Bunlar da workshoplardan bahsediyor. Bu kadar söyleyeceklerimiz. Şimdi burada ülke etkinlikleri, az önce bahsettiğimiz mesele, işte hani daha fazla takımın sığdırılması için neler yapılabilir? Burada aslında onlardan bahsediyor. Bunu daha önceki anketlerde yolladık ama çok anlaşılamadığımızı hissettiğimiz için burada tekrar üstünden geçip yeni bir anket düzenlemek istiyoruz. Burada 3 tane kafamıza gelen seçenek var. Birincisi 3 metreye 3 metre fit alanlarının 10x10 fit olan fit alanların 9 fit de 9 fit olması. 2.74'e 2.74 olacak şekilde küçültülmesi. Ya da yükleme alanının takım pitleri için kullanılması, hatta ikisi birden olsun da diyebiliriz. Ülker arena içerisindeki pitlerin küçültülmesi ve yükleme alanındaki pitlerin 3'e 3'lük boyutlarda oraya da pitler kurulması. Bu üçünden hani hangisi size yakınsa bu ankette bunları istiyoruz. Lütfen bu anketleri doldurun. Off-season burada off-season tanımı yapılmış, hani nasıl bir etkinlik olduğuyla dair bilgi verilmiş. Bunlardan zaten bahsettim.
burada ilgili kuralın görselini koyduk. Hani diyor ki Etimpede is the designated space usually 10 feet by 10 feet. Yani burada bir zorunluluk vermiyor. Ve biliyoruz ki bazı regional'larda bile 3 metreye 3 metreden daha az fit verilen regional'lar bulunmakta. Bununla ilgili sorularımız var. Hangisini tercih edersiniz? Önce bunu soruyoruz. Ve sonra nedenleri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Burada da GameX'ten bahsedilmiş. Bu arada GameX'in saatleriyle ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Aslında iki şey söylemeyi unuttum. Birincisi GameX'in saatleri oradaki organizasyona bağlı olduğu için bizim normal saatlerimizden biraz farklı olacak. 10-6 arasında olacak diye tahmin ediyoruz. İkinci olarak da şimdi normalde GameX ücretli bir etkinlik. Yani katılımcı olarak ya da izleyici olarak gitmek isterseniz bile ücretini veriyorsunuz, size bir yaka kartı çıkartılıyor ve o sayede o yaka kartıyla içerideki alanları gezebiliyorsunuz. Ama bizim etkinliğimiz ücretsiz. Bu nedenle katılacak olan takımların, üyelerinin, mentorlarının listesini sizlerden isteyeceğiz ve ona uygun yaka kartı çıkaracağız. Eğer bu yaka kartı listesinde isminiz yoksa o zaman etkinliğe para verip girmek zorunda kalacaksınız. Bu da bir ufak uyarımız olsun. Burada GameX ile ilgili sorularımız var. Ayrıca konaklama da şimdi Beylikdüzü'nde olduğu için TÜYAP biraz daha uzak kalabiliyor İstanbul'daki birçok insana. O nedenle acaba TÜYAP'a yakın bir konaklama mı tercih edersiniz yoksa işte kendi yerinizden mi gelmek istersiniz? Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyoruz. Çünkü daha önceki etkinliklerimizde bazı otellerle konuşup indirimli fiyat falan alınmıştı. Hani bunun yapabilmemiz için bakalım ne kadar talep olacak, onu görmek istiyoruz. Burada işte First'ün düzenlediği resmi sezona katılacak mısınız sorusuyla başlıyor. Şöyle dashboard dediğimiz şey şu adresten gidebiliyorsunuz. firstinspires.org. Oraya gittiğiniz zaman sağ üstte işte sign up, login gibi şeyler çıkacak. Gerek yok. Sign up, login gibi şeyler çıkacak. Sign up yapıp kendi hesabınızı oluşturup ondan sonra takımınızı kurup ya da var olan bir takımınız varsa bile bu işte YPP, Yacht Protection Program ya da işte Consent and Release Form bunları her sene tekrar tekrar imzalamanız gerekiyor. O yüzden etkinlik seçmeden önce bunların hepsini tamamlanmış olması gerektiği için lütfen bunları yapmayı unutmayın. Takımınız İstanbul'da yaşamak istiyorum. Şimdi burada çok aslında sormak istediğimiz bir soru var. Şimdi biliyorsunuz kit of parts dediğimiz şey hani dağıtılacak kitler yurt dışından geliyor. First tarafından kargolanıyor. Kargo ücretini biz karşılıyoruz. Günlük ücretleri karşılığında da takımlara dağıtıyoruz. Ancak bunların içerisinde bulunan bir 4 alüminyum tüpü var. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama böyle upuzun böyle alüminyum şeyler var. Aslında bu da bir tüpü. Profiller var. O profiller boyutları ince ve uzun olduğu için gümrükte sıkıntı çıkarabilen parçalar. Acaba bunu gerçekten kullanmayı istiyor musunuz? Çünkü bu alüminyum profillerin gelmesi gümrük fiyatına da yansıyor. Sonra bu gümrük fiyatını takımlar karşılamak zorunda kalıyor. O yüzden bu konudaki görüşleriniz de bizim için önemli. Lütfen hani bunu uygun olarak doldurun. Gerçekten bu 4 alüminyum profili kullanıyor musunuz yoksa kullanmıyor musunuz? Bu hem veteran hem rookie kitlerinin içerisinde bulunan bir şey. Buyurun hocam. Cevap verelim. Hani kaç senedir geliyor kullanmadık. Yani çünkü hani imkan bulunuyor yani. Teknik olarak. Ya profil genel olarak ucuz bir şey zaten. Çok pahalı bir şey değil. Ve genel de ucuz. Bir de kanallı bir profil olmadığı için. Hani mesela normal bir profil. Evet. Çok kanallı profili ve ölçüleri de biraz ilginç. Evet. İnçlik olduğu için o konuda da sıkıntı çekiyor bazı takımlar. O yüzden bu şeyde yanıtlarınız bizim için önemli. Lütfen şeyi dolduralım anketi. Geçelim. Şimdi genel sorular kısmında da bu aslında biraz bizim takım destek komitesi olarak istediğimiz şeylerden biri. İşte bizim işte misyonumuz az önce de söylediğim gibi yeni takımların kurulmasına yardımcı olmak, var olan takımların da gelişimine katkı sağlamak ve süreçlerden haberdar etmek. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu.
bu bağlamda aslında biz atölyeler, toplantılar, işte kaynak sağlama, kaynak sağlama derken işte mekanikle ilgili bir kaynak ya da işte iş planı ile ilgili bir kaynak, farklı konularda kaynak sağlama, arşivleme, anket ve bilgilendirme yapıyoruz. Bunları farklı kanallardan yapıyoruz. İşte bu da aslında yapacağımız atölyelerle ilgili bir soru dizisi. Burada eğer kafanıza takılan herhangi bir şey varsa bunları sorabilirsiniz. Şu soru da aslında Cihan Hocam, onu da üstünden geçeyim. Şimdi Team Social diye bir şeyimiz de var, grubumuz da var bizim. Bu işte takım üyeleri arasında bir sosyalleşme etkinlikleri düzenlemekle görevli. İşte sadece yarışma ortamında değil, hani buradaki arkadaşlıkların dışarıda da devam etmesi için. Ancak bununla ilgili bazı kafamızda soru işaretleri var. Bunları giderebilmek için bu soruları da yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Buna geçelim. Bitti. Bitti mi? Tamam, zaten şimdi bir tanesini gösterdik. Genel olarak diğerlerinde de bir iki tane farklı bölüm var. Aynı bölümleri atlayabiliriz Cihan Hocam. Şimdi bunu off-season'a kayıt yaptırmış veteranlar için dedik. Belki şunu şeye de verelim, ekrana da verelim. Bu link kısaltılmış hali. Ben bunları size şey olarak da yolladım, mail olarak da yolladım. Ama eğer maili almadıysanız, hatta şu an bile doldurmaya başlayabilirsiniz. Linki biraz daha bırakalım şeyde, eğer girmek isteyen olursa. Canur, ekranda biraz daha linki bırakalım. Buradan mı? O büyük olanı. Şu büyük anda mı? Şunu da burada bırak. Ha, yok bu bir değil. Bir saniye, açıyorum. Açıyorum. Ha, burada bırakalım. Bunlar size bugün daha öğleden sonra mail olarak almış olmanız lazım. Eğer almadıysanız güncel iletişim bilgilerinizi de bu forma dayanarak doldurabilirsiniz. Doldurur mu? Yeniden dolduracağım. Pardon. Bunu herkese mi yolluyoruz yoksa sadece kayıt yaptıran takımlara? Hayır, sadece kayıt yaptıran takımlara yolladık. Eğer takımınız formu doldurmuşsa bu maili almış olması gerekiyor. En azından formu doldurduğunuz mail adreslerine göre. Çünkü o konuda da sıkıntı yaşayabiliyoruz mesela. Burada farklı mail adresleri oluyor ama takımlar bize ulaşmadı diyor. Ama aslında oraya doldurduğunuz mail adreslerinin hepsine gidiyor otomatik olarak. If you want to add any contact information, please send it to us and let us know. Because we will send it to more people who like us to. Tamam herhalde. Artık yeni anketimize de geçebiliriz. Bu off-season'a kayıt yaptırmış rookie takımlar için verdiğimiz bir anket. Burada off-season'a katılacak olan herhangi bir rookie takımımızdan birileri var mı? Çok iyi, çok güzel. Şimdi burada bazı özel sorular var sizlere için şey yapılmış. İşte katılmayı planlıyor musunuz? Bunları zaten geçtik üstünden. Ha, takımınızın en çok ihtiyacı olan, biraz yukarı çıkarabilir miyiz? En çok yardıma ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz konu nedir? Şimdi ilk defa bir işe başladığınız için birçok konuda hani yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuları hani bize sıralarsanız o zaman bununla ilgili etkinlikler illaki düzenleyecek oluruz. Aynı zamanda az önce bahsettiğim First Rookie Grant. Gerçekten hani çok miktarda para veriyorlar. Yani geçen sene 4000 artı 2000, 6000 dolar verdiler. Yani 4000'i geçen sene, 2000'i bu sene olmak üzere. Eğer ilk defa bir FRC sezonunda yarışacaksanız buna şeyler de dahil. Eskiden off-season'larda yarışmış ama hiçbir zaman FRC sezonlarında yarışmamış takımlar da dahil. Buna başvurup başvuru ücretlerinin büyük kısmını First'ten hibe olarak alabilirsiniz. Bir diğer konu. Şimdi yeni olan takımlar bunu bilmiyor olabilir. Robotu turnuvada robot arabasıyla taşımanız gerekiyor. Aksi takdirde taşımak hem kurallara aykırı hem güvenli değil. O yüzden her takımın bir robot arabası olması, pitinden sahaya, sahadan pite giderken bu robot arabasını kullanması gerekiyor. Bu robot arabası dediğimiz şey aslında tekerlekleri olan, üstüne robota koyabileceğiniz herhangi bir el arabası. Herhangi bir şekilde dizayn edilmiş. O yüzden lütfen bir robot arabası edinin ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Birçok takım bunu kendisi yapıyor. Yarışmalara böyle gelmeniz gerekiyor. Yani.
Bunların zaten üstünü, hepsinin üstünden geçtim. GameX'de hakkında konuştum. Burada da takım iletişim. Burada başka bir şey yok herhalde. Az önce dediğim şey, rookie takımların şeyinde de var. Oraya bir daha dönelim hocam. Az önce iletişim ve sosyal medya hesapları. Hocam siz sormuştunuz ya. Burada şey, bu formda da var. Bütün formlara eklendi bu şey olarak. Çünkü gerçekten önemli bir kaynak. İçer güzel olmuş. Devam edelim. Başka bir şey yok. Şey, linkini de gösterelim. Bu off-season'a kayıt yaptırmış rookie takımlar için. Eğer linke ulaşmak istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Bir süre de ekranda tutalım belki. Son bir tarih var mı form doldurmak için? Form doldurmak için yani ne kadar erken o kadar iyi diyelim bence. Bu maşallah. Herhangi bir son. Tamam herhalde geçebiliriz. Şimdi bu off-season'a katılmayan veteranlar için oluşturulmuş bir anket. Yine bunda da aynı kısımlar var. Bunlardan bahsedeyim. Bunların aslında hepsini gördük. Burada sadece daha az topik varmış. Off-season şeyleriyle aynı. Evet. Link biraz daha kalsın ekranda. O zaman yeterli. Biz buradan atıyoruz bu arada linkleri. Chat'e atıyoruz. Chat'ten sonra var. Ben not ediyorum. Tamam. Bir de şeylere geçelim. Hibe alan takımlara geçelim. Bu vakıf hibesi alan takımlar. First'ten alanlar değil. Bunlar geçen sene ilk defa 2018 first sezonuna katılan takımlar. Aramızda takımlardan olan var mı acaba? Hibe olarak 4062 mi? Hayır. Bu vakıftan kırsal kesimdeki aynen takımları desteklemek amacıyla dağıtılmış. Yine bu bölümü geçiyoruz. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şimdi aynı sınıfa giren bir takım olabilir. Yani işte hem atıyorum şeydir, vakıf hibesi almış bir takım aynı zamanda off-season'a kayıt yaptırmış bir veteran ya da yaptırmamış bir veteran. Aslında onları biraz daha ilgilendiriyor. Bu aynı soruları yanıtlarken hani şey yapmak zorunda değilsiniz. Hani kopyala yapıştır iki form arasında şey yapabilirsiniz. Aynı sorular geleceğini unutmayın. Hani onları şey yaparsanız sizin için daha rahat olur. Onu şimdiden uyarayım. Çünkü aynı konular var. Aynı formda şey, farklı formlarda size aynı sorular sorulacak. Bir tarafa yazdığınız şeyleri diğer tarafa da hızlı bir şekilde eğer iki form aynı anda doldurursanız aktarabilirsiniz. Bunda şey, hibelerle ilgili bir kısmı olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Takım deneyimleri. Şimdi
Bu şeylere sorulmuş bir soru. Bak, iyi ve sağlam takımlara sorulmuş bir soru. İlk defa böyle bir deneyimi yaşadınız ve bu geçen sene sizler için nasıl geçti? Geçen sene dediğimiz geçen sezon aslında. Sizler için nasıl geçti? Nasıl deneyimler öğrendiniz? Aslında bunları biraz araştırmak istiyoruz. Veteran takımlar hani size ne derecede yardım etti? Burada da aşağı inebiliriz. Ayrıca vakıf olarak bu sene destekleyeceğimiz First Lego League takımları da var. Bunlarla ilgili de kısımlar var. Onları da doldurursanız seviniriz. Bu geçen sene aldığınız hibe ile ilgili size değerlendirmesi için değerlendirme yazılarını yazmanız için bir ek süre gibi bir şey aslında. Onları lütfen kısa sürede tamamlayıp bu hibenin ikinci ayağını da alma fırsatını kaçırmayın. Bunlar zaten genel sorular, bu kadar. Linki verelim biraz. İnternette izleyen takımlarımız var. Şimdi chat'e veriyoruz zaten. Şimdi bundan sonra anket kısmımız bitti. Biraz daha soru cevap üzerine sohbet yapacağız biraz. Herhangi bir sorunuz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? GameX'te görevli olmak için şartlar var mı? GameX'te görevli olmak için dediğin gönüllü olmak için. Evet. Şartlar olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili gönüllü komitemiz ilgileniyor. Yani bu zamana kadar işte başvuru açtılar, oradaki başvuruları değerlendirdiler. Bundan sonra da nasıl çalışacaklar açıkçası bilmiyorum. Ama eğer istersen volunteers@fikriyetyüksel.foundation.com mail atabilirsin bu konuyla ilgili. Onlarla iletişime geçmek için. Evet. Herhangi bir sorusu olan, söylemek istediği bir şey olan, bir arkadaşım bir şeyden bahsedecekti. FRC Türkiye Sporu biraz kanka be ya. Ne istersen be. Şimdi bildiğiniz gibi Amerika'da ve diğer bütün FRC takımlarının bir tane Discord platformları var. Bu platformlarda gerekli olsun elektronikler, gerekli olsun yazılımlar gibi yazılım platformlarında hep birlikte yardım alıyorlar. Benim de düşüncem şu, bir FRC Discord platformu açsak ve bütün takımların yardımlaşma amacı olduğunu bir platform açsak size nasıl olabilir size? Olabilir. Güzel. Olabilir. Öncülüğünü yaparsan iyi olmasın. Bütün takımlar link at, diğerleri de kaydolsunlar. Çünkü bütün takımlar buradan yardım alıyor. Bütün konularda gerekli olsun mekaniksel, gerekli olsun yazılımsal. Bütün konularda yardım alabileceğiniz bir platform olması için çalışıyor. Süper olur, yapabilirsen. Öncülüğünü aslında yap. Aslında benzeri bir yapılanma aslında mevcut ama genelde bu robottansa biraz daha takımların arasındaki o kaynaşma, işte birlikte oyuna gidelim, bir şey yapalım diye. Ama ben bu işlerden ayrı bir tane daha Discord platformu kullanıyorum. Evet, ben zaten FRC'nin orijinal Discord serverında zaten uğraşıyorum bugün. Şu anda kendimiz için ayrılmış bir Discord platformu var, açtık şu anda. Her şeyde sadece şu an takımları bekliyoruz, denemelerini bekliyoruz. İsterseniz... Link atılsın. Bütün maillere link yazsın. Ekleyelim orada. Yani öyle takımlar arasında bir oluşuma girmek isterseniz tabii ki iyi olur. Şimdi öncelikle ufak bunu doldurmak. Gelmedi o bize. Ha, tamam. Gelmeyen varsa lütfen dolduralım. Buraya da gelirsin. Şimdi chatten birkaç tane sorumuz var. Onları alalım belki. Ha, buradan varmış. Öncelikle game olacak oyunun konusu ayrı bir konu mu açıklanacak, yoksa geçen senenin beceri konusu mu olacak? Şimdi GameX'de oynanacak, FMS kullanılacağı için geçen senenin konusu olacak tabii ki. Çünkü First'ın şeyine bu yüklü. Sen tamamen aslında Steamworks oynuyor olacağız orada. Steamworks değil. Steamworks kavram. Ağır ya, Steamworks'e kavram. Bir sene geriden geliyor. Geçen sene. Rakanoğlu. Daha oyunu ben kriz yarattı. Evet. İkincisi de oradaki oyunlara katılmak
için bir platform doldurulması gerekiyor mu, yoksa kickoff'a gelirken yanımıza robotu getirip direkt katılabiliyoruz? Şimdi tabii ki bir şey doldurulması gerekiyor, önceden bilinmesi gerekiyor. Aslında bununla ilgili katılım formları takımlara yollandı. Dave needs to know how many students are going so we can get you into the event for free. But he is asking if you can copy his robot, just showing up a robot. They need to sign up. They'll have to pay for entry game. They need to let us know. Alex, they need to let us know first. We'll try to form Arda zaten tekrar gaming'e katılmak ister misiniz diye soruyorum. Eğer gaming'e tekrar katılmak istiyorsanız, kaç gün katılmak istiyorsunuz? Onu da tekrar soruyoruz. Olduğumuz zaman biz sizinle tekrar iletişime geçiyor olacağız. Gaming'e katılmak istediğinizi belirttiniz. Hangi tarihlerde hazır olup tekrar sizinle konuşuyor olacağız. Ya zaten formların içerisinde yer alan bir şey bu. Başka? Fuar zamanında sıkıntı olmasın diye hani belirtmek istiyorum. Gerçi dikkat almışsınız hani fuarlar genelde daha önce erkenden hani malzeme indirilip malzeme alımı falan oluyor ya. Evet. Şimdi gelen kişiler o gün ziyaret günü olacağı için hani gelen bir robot takımı varsa hani onun aracın yanaştırılması, kapı girişinden anlayabilmesi, edilmesi, ole yakınlığı anlamında. Bizim için de erken girişler olacak hocam. Olacak mı? Evet. Mesela bir gün önceden robotları getirme gibi bir imkanımız olabilir mi? Fuar noktası. Yani bir gün önceden olur mu bilmiyorum. Bir gün önce bizim hazırlık günümüz. Evet. Bizim önce kendi okulunuzu organize etmemiz lazım. Biz hazır olduğumuzda size deriz ki siz de robotları bugün getirebilirsiniz. Tamam. Ama şu an bunu söyleyebilmemiz için çok erken. Sabah erken saatlerde de giriş yapılabiliyor. Yani bir sorun olmuyor normalde. Ondan önce. Hani sabah yani, erken saatte, saat 8 gibi örneğin, 8.30 gibi giriş yapılabiliyor. Ya ben geçen sene problem yaşamıştım açıkçası saat konusunda. Biz yaşamadık ama bilmiyorum. Hani katılımcılar erken girip standlarını hazırlayabilir. Aynen. Biz yok, ben katılımcı anlamında söylemedim. Ben ziyaretçi girişlerinden bahsediyorum. Ziyaretçi değil, katılımcılardan bahsediyorum. Katılımcılar zaten içeriye erken girebiliyorlar. Evet. Geçen sene bizim de orada şeyimiz vardı. Stand kurduk hep beraber. Aynen. Evet. Toplu olarak. Ama ziyaretçi girişimi onda açıldığı için etkinlikler de zaten onda başlayacak. Doğru. O yüzden söylemeye çalışıyorum. Şey mi? Chatten. Evet, chatten soralım. Dikdörtgen olarak 1,5 ve 3, 1,5'a 3 metrelik pikler olabilir denmiş. Öneri olarak. Dikdörtgen olarak 1,5'a 3 metrelik pit olursa pit boyutu yarısı da düşecek o zaman. Evet. Öneri. Ha, öneri olarak olabilir. Hibeler rookie'ler için değil mi? Hibeler rookie'ler için ama 2019 sezonunda rookie olacak takımlar için. Yani takımınız daha önceden off-season'da yarışmış ama hiç First'ün resmi etkinliklerine katılmamış. Regional'lara katılmamış olması gerekiyor. Rookie statüsünde bulunabilmek için First'ün sözünü katılmış. Veteranlar için de hard check grant var. Aynen, veteranlar için de hardship yani, grant var. Onu da takip etmediğiniz bir şey yapmaz. Şimdi hardship grant biraz daha şey, hiç ödeyemeyecek takımlara verilen bir grant olduğu için yani şu an yani çok keyifli. Başka? Chatten sonra. Formlar yayındakiler için geçerli mi denmiş? Ne? Formlar, anket. Tabii ki geçerli. Zaten bütün takımlara yani işte kategori off-season'da yarışacak veteran takım. Off-season'da kaydolmuş bütün veteran takımlara aslında bu linkler gitti. Ama biz burada tekrar hatırlatıp formun içeriklerini anlatmak istedik. Eğer siz hangi kategoriye giriyorsanız onun formunu zaten lütfen doldurun. Veteran hibeleri için bilgi verebilir misiniz? Veteran hibeleri için bilgi verebilir misiniz? Tüm veteranlar için aşağıda. Veteran hibe programları sorun. Hayır, biraz önce Hasan Hocam'ın söylediği hardship grant var. O veteran ya da rookie değil, tüm takımlar için var. Ama o sene sonudur. Alması çok zor bir hibe. Geçen seneki paylaşımlarımıza bakarsanız hardship'e nasıl başvurabildiğini görürsünüz. Bu sene sezonu geldiğinde tekrar paylaşırız. Ama tüm hibelerle ilgili şunu söyleyebilirim. Son tarihler başvuru tarihi şöyle geliyor belki herkes. Yayına başlayalım. Tamam. Merhaba, tekrar hoş geldiniz.
tüm hibeler için şunu söyleyebilirim. Son tarih verdiğimiz zaman biz ya da First bu tarihlere mutlaka uyuyor. Pek çok takım tarihleri kaçırıyor ve hibeye başvuramıyor. Sonra aslında çok kolay alınacak bir hibeyi alamıyorlar. Özellikle rookie takımlar yeni başladığı için. Dolayısıyla rookie bir takım tanıyorsanız hibeye başvurmaları konusunda mutlaka uyarım. Çünkü rookie grant'ı almak çok kolay. Ama sonrasında hiçbir şekilde ödeyemediniz diyelim kayıt ücretinizi. Son haftalara girdiğimizde First yine, yine First Vakfı hardship grant veriyor. Bunu rookie veteran tüm takımlar için açık. Ama bu hibeyi almak daha zor. Hibeyi alırken de dikkat edilmesi gereken unsur şu. Paranın tamamını bir anda yatırmanız gerekmiyor First'ün hesabına. Parça parça yatırabilirsiniz. Yani bir sponsorunuz size $1000 bağışladıysa onu yatırıp geri kalan işte $5000 parça parça haline yatırmaya devam edebilirsiniz. Son haftaya girdiğimizde de örnek verelim iki takım. Bir tanesi First'e $3000 yatırmış olsun. Diğeri $4500 yatırmış olsun. Bu bir veteran takımı olsun. $5000'a tamamlaması gerekiyor. Eğer iki takım da harçlığa başvurduysa dolayısıyla ilk olarak hibeyi alacak takım $4500'ünü yatırmış ve $500 eksik olan takımdır. Yani bu listeye göre gidiyor bu hibe. Dolayısıyla harçlık dediğimiz bir sondur. Diğer bir hibe bizim Fikret Yüksel Vakfı olarak daha önce verdiğimiz hibeler vardı. Belki bunu bile hatırlayan takımlar olabilir. Ona istinaden de soruyor olabilirler. Bu sene için Fikret Yüksel hibelerini henüz açıklamadık. Ne yapacağımıza da karar vermedik. Kesin olan ve sürdürülecek olan First hibeleridir. Mutlaka bizi sosyal medyadan takip edin, maillerinizi inceleyin. Çünkü yeni bir hibe olduğunda ya da bir sponsor bulduğunuzda tüm takımlara haber veriyoruz. Ama siz bu tarihleri dikkat etmezseniz, mailleri incelemeyi bir şekilde kaçırır ya da unutursanız o zaman bunlardan yararlanamıyor olacaksınız. Buyurun. Pit alanı değişebilir tarzında bir konuşma oldu. Net olarak hani pit alanı değişecek mi, değişmeyecek mi, değişirse ne yönde değişecek ve bunun kesin bilgisi ne zaman? Karar verdiğimiz zaman. Yani sizin bu puanları doldurmanız gerekiyor ki sizin için neyin tabii ki hiçbir takımı zor bir durumda bırakmak istemeyiz. Herkesin en iyi deneyimi yaşamasını istiyoruz. Ama 1000 öğrenci yerine 1500 öğrenci faydalansın istiyoruz. Dolayısıyla sizi zor durumda bırakmadan en iyi yol ne buna karar verebilirse ki buna karar vermemiz için formları mutlaka doldurmamız gerekiyor. Karar verir vermez hepinize açıklarız. O zaman ben burayı ele geçirmişken bir şeye daha değineyim. Berker'e çok çok teşekkür ediyoruz. Harika bir iş yaptı ve gerçekten çok emeği var. Teşekkürler. Şimdi biraz önceki şeylerden karışık ortaya dikkat ettiğimiz ve hatırlatmak istediğim şeyler var. GameX'e katılmak istiyorsanız biraz önce cevapladım. Puanlarda bildireceksiniz. Şimdiden hatırlatayım yani. Şimdiden söyleyeyim. İleride hatırlatırız. GameX normalde ziyaretçiler için ücretli bir etkinlik. Yanlış hatırlamıyorsam 10 Türk lirası gibi bir giriş ücreti var. Ama siz bize GameX'e katılacağınızı bildirdikten sonra biz sizinle iletişime geçeceğiz ve kaç öğrenci, kaç mentor ya da okulunuzdan müdürünüz mü geliyor ya da sponsorunuzu davet mi ediyorsunuz? Bu listeleri isteyeceğiz. Dolayısıyla GameX'e katılmayı düşünürken bu listeleri şimdiden hazırlamaya başlarsanız biz size dediğimizde bize ad, soyad, e-maillerinizi gönderin GameX'e katılacak herkese. O zaman sizler için ücretsiz yakınlarları çıkarttıracağız ki etkinliğe o 4 gün boyunca ya da 3 gün boyunca geliyorsunuz 3 gün boyunca ücretsiz olarak girip çıkın. Ama tabii bunda da yine son gün çok önemli. Yani etkinliğe bir gün kalmış bize o zaman liste gönderiyorsunuz. Biz o zaman yetiştiremeyebiliriz bu yapı kartlarını. Bununla ilgili size mutlaka bilgilendirme maili gelecektir. Bir tane FRC konusu değil ama FRC takımlarının desteğine ihtiyacımız olan bir konu. Bu sene Fikret Yüksel Vakfı olarak FLR takımlarının kayıt ücretine destek olmaya karar verdik. Karar verdiğimiz bir hibe bu. Dolayısıyla bunu da kırsal bölgelerdeki takımlara vereceğiz. Biraz önce bizim geçen yıl kırsal bölgelerde hibe alan takımların bir sorunu vardı. Bölgenizde FLR takımı kurulmak isteniyor mu? Sizin formlarınızda bu yok. Ama bildiğiniz mesela memleketiniz, mesela benim Çankırı, Çankırı'da varsa FLR takımı kurmak isteyen bir yer ve bununla ilgili öğrenciler ve ilgilenecek bir öğretmen bize haber verirseniz biz de onlara destek olmak isteriz. Bu da aklınızda bulunsun. Rookie takım, rookie olan kim, kaç kişi var? Rookie olan kim, en yüksek, rookie. Aslında az değilmişiz, aramıza hoş geldiniz. Bazıları bu anlattıklarımızın çok
çok böyle neyin içine giriyorum gibi zor gelebilir. Sakın endişelenmeyin. Hepsi birer terminoloji. Yani zamanla hepsi ya tekrar aynı şeyi dinliyorum ve sıkılıyorumculardan olacaksınız. Ama rookie'ler için hibe dediğimiz zaman gerçekten kulaklarınız açık olsun, takip edin. Gerçekten bulur bulmaz tüm takımlara dağıtmaya çalışıyoruz. Rookie takımlar yeni oldukları için haberdar olmakta güçlük çekebiliyor ya da nasıl hazırlanacağını emin olamayabiliyor. Bu konularda çekinmeyin. Eğer ne yapacağınızı anlamadıysanız Team Support ekibinden Berker öncelikle size yardımcı olacaktır. Diğer Team Support üyelerimiz de var. Onların yetişemediği yerde tekrar zaten hep birlikte çalışıyor olacağız. Benim şu, biraz önce dinlerken aklıma gelen bir konu, yeni web sitesi hazırlıyoruz ama içine eklemek istediğimiz şey First kütüphanesi. Yani First'ün bir kütüphanesi var. Elektronik, mekanik, programlama, sponsorluk dosyaları oluşturma, yani her türlü örnek ve bilgiyi First'ün resmi web sitesinden bulabilirsiniz. Ama tabii ki İngilizce dokümanlar ve herkes İngilizceye çok hakim değil. Dolayısıyla Türkçeleştirilmiş bir kütüphane yaratmak istiyoruz. Yani bu First dokümanları arasından seçerek. Bu sene üzerinde çalışacağımız bir konu olacak. Eğer siz takım olarak çok sık faydalandığınız bir doküman varsa, elektronik olabilir, programlama, benim aklıma gelmeyen bir şey. Biz bu dokümanı çok kullanıyoruz ve biz bütün takımlar bu dokümandan faydalanıyor diyorsanız lütfen bize haber verin ki biz o dokümanın çevrilmesini sağlayalım. Hatta takım olarak çeviriler yapıp bize göndermek isterseniz buna da açığız. Bunu, yani bu dokümanları tüm takımlara erişebilir yapalım ki örnek veriyorum. İstanbul'da bile olsa İngilizceye çok hakim olmayan bir takımda gerçekten faydalanabilsin bunlardan. Diğerleri, Discord'la ilgili bir tane parantez içi vereceğim. Discord'u siz takımlar aranızda organize edip yaparsanız harika. Resmi vakıf olarak biz buna dahil olamayız çünkü içeriği kontrol edemediğimiz için. Ama siz her şeyi aranızda hazırladıktan sonra burada bulunamayan takımları da bilgilendirmek isterseniz bize net bir şekilde bilgi verin. Şu takım olarak ya da şu kişiler olarak böyle bir organizasyon hazırladık. Bunu diğer takımlarla paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırız ama resmi olarak bunun içinde yer alamayız. Discord ya da başka bir şey, takım olarak etkinlik düzenliyorsunuz ya da sponsorunuz bir etkinlik düzenliyorsunuz, davet etmek istiyorsunuz. Bize haber verirseniz biz yine takımları bilgilendiririz. Bugüne kadar yapıyorduk. Bugüne kadar yapıyorduk zaten, doğru. Bence benim notlarım da bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çay molası verelim mi? Yani bitirelim mi ya da? Buyurun. Ayşe Hocam, belirtmek istiyorum ben. Şimdi rookie olanlar var ya, bu 4000 dolar, 2000 doları kafalarda soru işareti olmuş olur. Şu anda sormuyor olabilirler arkadaşlar ama hani geçen sene durumundan dolayı. Hani evet. Mesela aradığın belli bir zamana kadar, 20-21'ine kadar yansıtıyorum. Geçen sene yatırmıştık parayı. Mesela bu 4000 ve 2000 dolar nasıl yatıyor? Hesaba nasıl giriyor? Nelerde kullanabilirler? Rookie hibeleri için. Evet, evet, rookie hibe. Bir de hani herkes kaç region'da gidebilir? Belki herkes kafasında bir region'da gidebiliyor gibi bir soru işareti olabilir. Tamam, olur. O zaman regional kayıtlarını. Anlatayım mı aşağıda sana? Olur, hazırsınız. Hani dediğim gibi, şimdi hazır belki biliyorken 4 günlerde kullanıyor, 2 günlerde kullanıyor. Şimdi, sizlere bahsettiğim gibi First Dashboard'unda siz etkinliklere kayıt yaptınız. Mesela işte birinci etkinlik rookie olarak sizin 6000 dolardır. İkinci etkinliğiniz 5000 dolar, üçüncü etkinliğiniz 5000 dolar. Orada balance due diye bir kısım olur. Yani sizin First'e yatırmanız gereken para. İşte atıyorum bir regional seçtiniz, 6000 dolar yazar orada. İki regional seçtiyseniz 11000 dolar yazar. Bunları sadece rookie'ler için söylüyorum. Veteranlar da farklı çünkü. Şimdi orada belirli ödeme yöntemleri var. İşte havale çıkartabilirsiniz, kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. İşte farklı farklı şeyler var. Ama oranın kapanması gerekir belli bir tarihten önce. Hatta o tarihi de söyleyeyim. First kitleri yollamadan önce bunların kapatılması gerekir. Çünkü First takım sayısına bakarak kitleri buraya yolluyor. Ondan sonra takımların kaydolması sıkıntı olur. Şimdi hibe aldığınız zaman oraya nasıl yansır? Şöyle yansır. Sizin orada 11.000 dolar işte ödenmesi gereken var. Ondan sonra toplam tutar var. Altında işte ödenmesi gereken tutar var. Ödenmiş tutar var. Bir de hibeler diye bir kısım var. O hibeler kısmında Grant Sen şey diye yazıyordu. Şu an hatırlayamadım. O kısma o para eklenir. Sizin toplam ödemeniz gereken miktardan düşünür. Yani sizin atıyorum kredi kartıyla ödeyeceksiniz.
6.000 dolar, 4.000 dolar hibeyi buldunuz. Geriye kaldı 2.000 dolar. Size her zaman karşınıza 2.000 dolar olarak çıkar ödemeniz gereken miktar. Kredi kart bilgilerinizi girdiğinizde de 2.000 dolar çeker. Yapılması gereken bu. Diğer 2.000 dolar da sonradan geliyor. Diğer 2.000 dolar mı nasıl geliyor? Evet evet yani. Tamam, 2018'de rookie hibesi almış bir takımsanız 2018 sezonunda 6.000 dolar ödemeniz gerekiyordu, tek region'a gittiniz diye düşünelim. 4.000 dolar düştü, 2.000 dolar ödediniz, katıldığınız yarışmaya, bitti sezon. Sonra yapmanız gereken şey, tekrar tekrar hatırlatmış olayım çünkü takımlarınızın bazıları bu konuda sıkıntı çektiler. Öğrenilenler yazısı adı altında, işte lessons learned diye geçiyor. İşte öğrenilen dersler, çıkarılan dersler yazısı dediğimiz sezon içerisindeki kazanımlarınızı, karşılaştığınız zorlukları, işte tecrübelerinizi ya takım ağzından ya da öğrencilerin bireysel tek tek ağzından yazdığı bir yazı yazıp bunu first'e yollamanız. Submittable diye bir şey var, oradan yolluyorsunuz. Bunu da yolladınız, first dedi ki tamam 2000 dolar daha almaya hak kazandınız. 2019 Deep Space sezonuna girdiğinizde siz artık bir veteran takımsınız. Bir regional seçtiniz ya da iki regional seçtiniz, ödemeniz gereken tutar 10.000 dolar. Ya da bir tane seçtiniz, ödemeniz gereken tutar 5.000 dolar. Şimdi sizin orada 5.000 dolar görünüyorken, siz bu işlemi yaptığınız için 2.000 doları hibe olarak verilmiş, kalan tutar da 3.000 dolar olarak görünür. Ve siz 3.000 dolar yatırdığınız takdirde 2019 Deep Space sezonunda yarışmış olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani bu ayrıntıda neden hani sormak istedim? Çünkü heyecana gelip parası olan takımlar çat diye para yatırmak istiyor. Evet. Ama sonra hibe geldiği zaman hibe orada bir güzel kalmış oluyor. Ya ikinci bir regional'a gitmek zorunda kalırsın. Yani hani evet, benim gibi son dakikayı bekleyip hani o hibe gelip gelme duruma göre. Evet. Parantez içi açayım. Mesela öyle bir şey yaşadınız. Siz bir miktar yatırdınız. Hibeniz geldi. O para yani kaybolmuyor. Evet, kaybolmuyor. Mutlaka takip edin ki bence aslında iyi bir şey çünkü tabii, gerçekçi olalım, dolar her gün yükseliyor, adalar üzerinden konuluyoruz. Hani geçen sene hesabınızda paranız kaldıysa bu sene çok şanslısınız. İşte o 4.000 dolar para kalıyor yani. Evet, o 4.000 dolar para kalıyor. Ya da işte o sene başka bir yerine gitmek istiyorsan orada. Ya da mesela Championship'e çıktığınız zaman orada etkili olabiliyor. Doğru, Championship'e koydum. Sırada başka bir sorumuz varsa ben alabilirim. Ama galiba süper. Ha, evet, okey. Şimdi, çok pardon, bir şey daha görüşeceğim. Off-season'ın kesin tarihlerini maalesef açıklayamıyoruz. İlk basketbol sezonu, işte hangi haftaki modeli işler falan böyle şeyleri bekliyoruz. Bu sene çok hızlı başladık. Dolayısıyla hani onlar için çok hızlı ilerlemiş olduk ve senin tarih veremiyorlar. Onlar bana ne gün verdiler, ben size onu söyleyeceğim zaten. Ama hazırlık aşamasında yani aşağı yukarı ne zaman olur? Ekim'de olacak. Ekim'in sonuna doğru. Kesin bu. Alex'in bahsetmek istediği bir nokta daha var, onu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi sezon kayıtları dashboard üzerinden yapılıyor. Sadece turnuvalar değil, kickoff'a da kaydolmanız gerekiyor. Eğer kickoff'a kaydolmazsanız, first kitinizi sizin belirttiğiniz adrese direkt olarak kargoluyor ve kargo ücretinizi sizin dashboard'unuza direkt yansıtıyor. O yüzden eğer bir kickoff seçerseniz kickoff'a kitleriniz getiriliyor ve orada dağıtılıyor. Eğer bunu yapmazsanız ekstra kargo ücretleriyle karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden kickoff'a kayıt yaptırmayı aynı zamanda dashboard üzerinden unutmayın. Etkinlik olarak düşünelim. Ve işte İstanbul'da yapılıyorsa, işte başka bir ilde yapılıyorsa o kickoff'a kaydolmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Alex hatırlattı. Sağ olun. Chat'ten bir şey mi? Pit alanları neye göre karar veriliyor? İlk giden istediğini seçiyor mu yoksa önceden kurayla mı belli oluyor? Soru geldi. Önceden kurayla belli oluyor. Yani ilk gelen istediği pit alanı olmadı. Bu formun doldurulması için son tarih var mıdır? Bu formun doldurulması için son tarih. Next Wednesday. Next Wednesday. Yeah. Bir sonraki çarşambaymış.
Yani haftaya çarşamba kaçı oluyor? Be the 1st of August? 8 oluyor. Evet, 1 oluyor. 8 oluyor. That's 2 oluyor. Aslında haftaya oluyor. Ha, 1. Evet, 1. 1 Ağustos. Başka? Off-season'a katılacak takımların listesi paylaşılacak mı? Off-season'a katılacak takımların listesi. Daha listeler kapanmadan zaten bunu hani şey yapabilmemiz kolay değil. Ya da there's 42 paid teams right now, and 67 registered, and only room for 64. So, if you want to compete and haven't paid, you should do that soon. Right now. 67 tane kayıtlı takım varmış. Bunların 42'si bağış yapmış. O kadar. There's room for 64. Maksimum sayı da 64 olacak. Bu arada 64 olmasının sebebi 64 oyun için belirlenen sınır. Yani hani sadece alanla ilgili değil, bir oyunun alabileceği maksimum takım sayısı 64, ondan sonra oyun efektif çalışmamaya başlıyor. Son olarak, pit boyutlarının değişmesi takımlar için ekstra maliyet getirebilir demiş. Evet, bunu daha önce de bahsettik. Bazı takımlarımızın pitleri sabit, her turnuva işte bir çadır mesela, 3 metre 3 metre bir çadır. Ve her turnuvaya bunlarla seyahat ediyorlar, gidiyorlar. İşte o yüzden hani siz kendi durumunuzu da gözeterek bu konuda ne düşünüyorsanız ona göre soruları cevaplarsanız gerçekten herkes için en iyi turnuva deneyimini sağlayacak bir karar çıkarmaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Berker biraz önce anlattı zaten. Yani 3'e 3 vermek zorunda değil. Bu manuelde yazıyor. Yani oyun manueli herkesin okuması gereken takımın ana sorumluluğu. Şimdi orada 3'e 3 vermek zorunda değildi. Biz bile, yani biz yıllardır bu işin içindeyiz. Bu sene yapabiliyormuşuz diye düşündüm. Ama sonra fark ettiğimiz bir şey şu. Eğer siz takım olarak pit alanınız için çok yani 3'e 3 harika gözüken bir şey yapmış olabilirsiniz. Ama diyelim ki Amerika'da bir regional'a gittiniz. Orada size 3'e 3 pit vermeyebilirler. Yani vermek zorunda değil. Biz şu anda hazırlıklı olalım. Hep birlikte keyifli, hani zorlanmadan bu süreci geçirelim diye sizlere soruyorum. Bu ne demek? Siz gittiğiniz başka bir, hani İstanbul olmayan bir yerde de bir gittiğinizde 3'e 3 ile aslında daha küçük bir alanda kalıyor olabilirsiniz ki bunu yaşayan takımlar var. Dolayısıyla bundan sonraki pit tasarımlarınız için farklı boyutlara ayarlanabilir sistemler düşünmenizi öneririm. Çünkü siz Amerika'ya kadar 3'e 3 ile gidip size o kadar bir alan verilmediğinde o piti kuramayacaksınız zaten. Çünkü taştığın anda pitin içine gir diyecekler. Dolayısıyla böyle bir şeye yurt dışına seyahat ederken de hazırlıklı olun mutlaka. Başka soru? Veteran takımlar bağış yaptığında kim parçası alabiliyor mu yoksa 750 TL'yi tek seçecek? Alamıyor. Kit parçası ama oyun parçası verecek mi? Hayır. Eğer off season'a katılmadı yani. If you didn't compete in power up, we will give you a game piece. But please let us know that you need yani one. Yani daha önce power up sezonunda yaşmadıysanız o zaman elinizde tabii ki küpünüz de yok. Oyun kit parçası ama oyun parçası. Oyun parçasından bahsediyorum. Oyun parçası ama. Kit parçası hayır. Peki veteran ülkeye verdiği ücreti verip kit alabiliyor musunuz? Hayır. Yani o kitlerin değeri biliyorsunuz 6000 doları falan da üzerinde bir kit. Ve biz onu burada hani para karşılığı vermiyoruz. Yani o algı da aslında yanlış bir algı. Onu ben düzelteyim. Siz kayıt formunu doldurduğunuzda sonrasında bağış yapıyorsunuz ama biz o kitleri ilk seferinde 2500 Türk lirasına veriyoruz gibi bir algı var. Bu doğru değil. O kitin değeri 6000 doların da üzerinde bir değer ve biz ona kargo parası da ödüyoruz ve biz ona gümrük parası da ödüyoruz. Biz aslında bu kitleri ilk defa başlayacak takımlara hibe ediyoruz. Karşılığında hani bir o para bağış dediğiniz şey bizim aslında Berker biraz bahsetti. Sponsorluk çalışması yapmak da her takımın bir sorumluluğu. Normalde bir takım bir turnuvada yarışmak için 5000 ya da 6000 değer yani civarında bir sponsor bulması gerekiyor. Bu parayı biriktirmesi gerekiyor. Biz tabii ki sizi bu anlamda zorlamak istemiyoruz. Biz ekonomik olarak bunu bulamayan takımların da anneneğini off-season'da yaşamasını istiyoruz. Ama sadece robot yapmakla yani hepiniz
özellikle yıllardır çatılanlar bile, Perth sadece robot yapmaktan ibaret değil. Dolayısıyla biz takımların off-season'a katılırken de en azından çok cüzi bir miktar için sponsorluk arayışı ya da sponsorluk dosyası oluşturmasını istiyoruz. Yani o aslında toplanan 2500 Türk lirası, 750 yani karşılığı değil o kiti. Dolayısıyla siz off-season'a katıldığınızda biz size para karşılığı bir kit vermiyoruz. İkisini ayrı tutmak daha doğru bir anlayış. Başka var mı? Eğer yeni kit partlar ya da bütün kit istiyorsan Andy Mark'tan sipariş verebilir tüm fiyatlar için. Biz genelde rookie starter kit ve pneumatics kit alıyoruz kit için ve biz için onlar metric pneumatics kit yapıyorlar. Eğer onlara soruyor belki olabilir sizde veteran takımlarda ama biz 2500 kayıt veren sadece yeni takımlar asla bir kit almadı. Başka bir soru var mı? Şey, 2017 ofisinde oynanan maçların videoları buraya Airlines yüklenmemişti. Bu sene yüklenecek mi? Medya ekibimiz. Bak, şey, geçen ofisinde oynanan maçların videoları da buraya Airlines yüklenmemişti. Bu sene yüklenecek mi? 2018 ofisinde. Şimdi Blue Alliance'da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bütün takımların şeyi yok Blue Alliance'da. Evet, bazı takımlar resmi takım değil. Sadece off-season için kurulmuş takımlar. İşte ilk sene 7000 numaralı takımlar, ikinci sene 8000'ler, geçen sene 9000'ler mesela. O yüzden Blue Alliance hepsini kabul edemiyor. Ya zaten off-season olarak görünüyor başlıkta ama alttaki takım sayısı evet. Bile eksik fark ettiyseniz. O yüzden Blue Alliance'a yüklenmesi sıkıntı oluyor. Ama mesela şeyler vardı. Canlı yayında da yapıldı, İstanbul Region'da. Evet, evet, onun off-season'daki problem bu. Eğer bununla ilgili bir çalışma yapılırsa belki farklı bir yere upload edilebilir. Yani ama bunu Blue Alliance olması biraz zor şimdilik yani. Kesin bir şey de söylemiyorum. We will put the event on there and for teams with real first numbers they'll show up. But for teams without a first number they won't show up. Biraz önce hocam bir konu değindi. Rookie'ler için özellikle daha önemli olabilir ama veteran olup kıranmayanlar için de. Bununla ilgili biz tekrar çalışıp belki bir sonraki toplantının konusunu bu da yapabilirsiniz. First choice, kit of first options. Bunlarla ilgili takımların eksikleri vardır. Şöyle küçücük bir özet verirsem. Çünkü bunu da yani bayağı uzun anlatabiliriz. First choice size First tarafından verilen endmark anlaşmalı bir kredidir. Size bir miktar para gibi düşünmeyin ama para tutarında yani malzemeleri alabileceğiniz bir kredi veriyor. Ve siz o kredinizde malzemeler seçebiliyorsunuz ve kendi sipariş edebiliyorsunuz. Bazen tabii kargo ne kadarlık bir şey seçtiğinize göre kargo gümrük ödemeniz gerekebilir. Onlara da dikkat edeceksiniz. Bir de kitleriniz verilirken bazı malzemeleri bırakma opsiyonu veriyor First. Yani siz bir takımsınız, First'e kayıt oldunuz, yarışa hazırsınız, yarış ücretinizi ödediniz. First size soruyor, diyor ki şu parçayı bırakıp yerine bu kadar kredi ya da şunu almak istiyor musun? Dediğim gibi bu kendi başına büyük bir konu ama bunu First Choice, Kit of Parts, Options onları takip edin. Biz bunun için tekrar hazırlanalım yani hep birlikte. Size tekrar anlatalım bunu. Buna bağlayarak şunu söyleyeyim. First'ın web sayfasına giderseniz, özellikle yeni başlayan rookie'ler, KOP yani Parts yazarsanız siz geçen sene bir kitte neler vardı, hangi malzemeler, tüm öğrendiğinizde oturup bunu inceleyebilirsiniz. Motorlar nedir, motor sürücüler nedir, içinde ne batarya var ya da elektronik sistemde size ne geliyor inceleyebilirsiniz. Devamına gittiğinizde, yani orada size verilen kutuları gösteriyor ama yani bir sürü yani software, yani SolidWorks, AutoCAD, ücretsiz indirebileceğiniz şeyler de var. Bunlara Visual Kit deniyor.
Bunu tüm takımlar, veteranlar yani tüm takımlar kullanabiliyor. Size verilen bir visual kit option'u var. Bu person web sitesinde duyuruyor ama takımlarımızın %90'ı faydalanmıyor anladığım kadarıyla. Belki daha bile çoğu. Yani lütfen person web sitesinde kitop parsi bir inceleyin. Çünkü sadece elinize kutuyla gelip bizim teslim ettiğimiz bir kit var. Ama bir de bizim vermediğimiz linklerle alabileceğiniz programlar da var. Onları kaçırmayın. Çünkü ücretsiz faydalanırken faydalanmıyor. Yani krediler her sene yeni, her sezon yenileniyor. Yenileniyor. Yani doğru. Şu anki kredilerimiz için... Seneye kullanamayacaksın, yenileneceksin. Bir de şöyle bir şey var. Kredi derken ben bunu istiyorum, bunu alacağım değil. Geçen sene yapılan uygulama şuydu. Sen kredi başına parça seçiyorsun ve o parçaları kendi içerisinde sıralıyorsun. Sonra o parçalar işte kim hangi sıraya koymuşsa ona göre dağıtılabiliyor. Bazı parçalar sana çıkabiliyor, bazıları çıkmayabiliyor bu şey first choice'daki. Evet. Ve bunun belirli roundları oluyor. Yani round 1'de belli parçalar var. Round 2'de ne kaldıysa arttı ve yeni parçalar. Bunun gibi şeyler var. Aslında kaçık bir sistem var. Hani ve kredi... Çok kolay bir sistem bu. Çok kolay bir sistem var. Yani. Belki Türkçe anladım. Bunları sıralıyorsunuz, çıkıyor, çıkmıyor falan. Hani onun kendi içerisinde bir atama sistemi var. İşte mesela siz bir parçaya eklemişsiniz ama en altlardadır. Bu demek oluyor ki sistem üzerinde siz bu parçayı o kadar da fazla istemiyorsunuz. Bu parçayı ilk isteyene dağıtılıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden onu bir önem sırasına koyuyorsunuz. Bu first choice kredisi. Bir de Endemark Voucher var. Buna girmeyelim. Evet, yani bu uzun bir konu. Uzun bir konu olarak bakın. Ama bir sonrakinde biz hazırlanıp böyle yine PowerPoint'lerle gelirim. Gelirim inşallah. Bir soru var. GameX'e gelemezsek eğer kitleri nasıl nereden alabiliriz? Ama sanırım cevaplanmış. Şimdi kitleri isterseniz vakıf olarak okul adresinize ya da işte bilmem ne adresinize kargolayabiliyoruz. Ama kargo karşı ödemeli oluyor. Yani kargo ücretini siz vermeyi kabul ediyorsunuz. İkinci bir opsiyon bazen takım olarak kickoff etkinliklerine katılamayan insanlar işte 1-2 kişi gönderip kitlerini alıp memleketlerine falan geri dönüyor. Bununla da karşılaşabiliyor. Bu da bir seçenek. Başka da bir seçenek yok. Yani belirli tarihler açarım. Tabii ki mesela belirli tarihlerde daha önceden haber verilmek ve anlaşılmak şartıyla gelip kitlerinizi, biz kitlerinizi burada tutuyoruz. Buradan da gelip alabiliyorsunuz aslında. Perp. Perp. Perp ofis. B blok. İkinci kat O 8. Yeni ofisimizi de tanıtalım. Teşekkür ediyoruz. Berk'e başka soru yok değil mi? Şey, bir şey soracağım. O verdiğim şey listesi, yoklama listesi herkes yazdı mı? Bir de nerede? Alex. Ben. Ben. Yazmaya yok değil mi orada? Herkese teşekkür ederim. The touch you're missing. Get up, hands on your waist, let's
You say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming, I don't know how to make it stop. All my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, screaming, I don't know how to make it stop. I love it, I hate it, and I can't take it. But I keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back. You never know all the bullshit that you put me through, and I guess you never know, no. Yeah. So you can cut me up and kiss me harder. You can be the pill to ease the pain, 'cause I know I'm addicted to your drama. Baby, here we go again. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming, I don't know how to make it stop. I love it, I hate it, and I can't take it. But I keep on coming back to you, back to you. Oh no, no, I just keep on coming back. I'm sorry, I'm not the most pretty. I'll never, ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. Don't you? So let's let our hearts bleed till they turn to rust. Gonna live it up, 'cause it's dangerous. No, I don't wanna play the part. I just wanna dance with somebody. 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 It could be anybody.
never ever dance like Brian.